Sağlıklı olmanın birinci kuralı sindirim sistemimizin iyi çalışmasıdır. Çünkü 8 metrelik bir sindirim sistemimizin olduğunu varsayarsak, dışarıya açık olan ve dışarıdan sürekli toksin alabileceğimiz en önemli organımız budur. Ve bu sindirim sistemi bizim için hayati öneme sahip gıdaları alır, parçalar, tüketebileceğimiz hale getirir ve bunu yapı taşı olarak ve enerji olarak vücudumuza sunar. Sindirim sistemin böyle bir görevi var. Ancak tek başına mide, ince bağırsak, kalın bağırsak gibi organlarımız bu sindirim işlemini tek başına yapmaz. Bunun yanında sindirim sisteminin astarını yani duvarını kaplayan mikrobiyata dediğimiz bizim için sağlıklı olan bakteriler vardır. İşte bu sağlıklı bakteriler bizim için faydalı olan antikorları üretirler. Özellikle sekretuar immunoglobulin A dediğimiz bir antikorun üretilmesinde destek olurlar. Bunun yanında B vitaminleri başta olmak üzere vitamin üretiminde önemli payları vardır. Yine kısa zincirli yağ asitleri dediğimiz kalın bağırsakta artık atılmak üzere olan yağların, yağ asitlerinin Parçalanarak tekrar dolaşıma katılması ve bu sayede başta karaciğer ve kas dokusu olmak üzere ciddi enerji sağlamalarını da yine bu mikrobiyata yapar. Sonuç olarak mikrobiyata bizim sindirim sistemimizde olmazsa olmazdır. Hatta ve hatta sindirim sistemimize ikinci beyinde denir ve sindirim sisteminde en önemli parçası bu mikrobiyatadır. Müzik